Ablacığım sen niye yalnızsın burada? Başladın mı yemeğini yemeye? Ama dikkat et, olur mu? Aa, Berit. Sen yine ağzın hariç her yerine yedirdin mi bakayım? Leyla, fark edebiliyor musun sen böyle şeyleri? Ne yapayım Leyla? Hayat çocuklar için çok zor. Aa, tabii canım zordur. Günaydın. Günaydın. Günaydın sevgilim. Sevgilim, günaydın. Ne konuşuyorsunuz siz orada? Ben hiç duymadım. Hadi, aa, Berit'ciğim sen duyar bir normalde böyle şeyleri. Çok şaşırttın beni. Ateş Bey. Efendim. Abi, daha buradasınız, evet. Ne oluyor İlter? Nasıl bir giriş bu yani? Yangın falan mı var? Hayır, yangın yok efendim. Müsterih olunuz. Aydos Bey biraz rahatsızlanmış, endişelendi. Aa. Nesi var Aydos'un? Affedersiniz, karnı ağrıyormuş. Ben bir doktora görünelim dedim. Fakat hastane fobisi olduğunu iddia etti. Fobi ne demek? Korku demek ablacığım. Ayrıca Aydos yalan söylüyor çünkü basket maçına gitmek istemiyor. Emin misin? Eminim. Kardeşiz ya biz haliyle. Tanıyorum yani. Tamam, ben bir bakayım. Ben ilgilenirim çocuklarla. Canım, ne yemek istersin? Bilmiyorum. Aa, işini falan yapıyorsun. Hayret. Ögaz'cığım, bir şey ister misin? Yok, istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ya bak, neden inanmıyorsun? Karnım ağrıyor diyorum işte. Çünkü yemezler. Tamam mı? Ben de senin yaşındayken böyle numaralar yapıyordum. Hani sen de benim gibi olmak istiyorsun ya. Al işte, benzer bir huyumuz varmış. Sen? Really? Ateş Arcalı. Namı diğer süper şapka. Tamam, deme artık şunu. Küçükken sen de böyle hani numaralar yapıyordun. Hı hı. Evet. Biliyor musun ne oldu? O numaraları biriktire biriktire bir online ticaret şirketi kurdum. Wow. Kapış? Evet. Şimdi söyle bakalım. Neden basket maçına gitmek istemiyorsun? Çünkü şimdi herkes bana bakarken atış kaçırırsam diye korkuyorum. Aydos, bundan daha doğal ve normal bir şey olamaz. Nasıl doğal ya? Nasıl normal? Ateş abi, şu dünyadaki en kötü şey rezil olmak. Ya ondan da daha kötüsü varsa herkesin içinde rezil olmak. Ukra arkadaşlarımın içinde rezil olmayı saymıyorum bile. Düşün sen. Yok, anlıyorum. Bak, ben de senin yaşındayken yatılı okuldaydım, biliyorsun değil mi? Ve o okulda, yemin ol, böyle şeyler çok yaşadım. Ama o insanları takmayacaksın. Yani onlar yoklar. Sen önce içinde çözeceksin, sonra insanlara bakarsın. Bak, yani her zaman başarılarını alkışlayan insanlar olacak. Ama aynı zamanda başarısızlığını da yuhalayanlar olacak. Yani bir kesim kazanmanı umarken, bir kesim de kaybetmen için dua edecek. Emin ol, ben de şu an mesela o durumdayım. Yani düşünsene ya, o kadar açık ki. Eğer ben korkularımı yenilseydim, o zaman sizin yanınızda olmazdım değil mi? Sen de o korktuğun kalabalığı her zaman ensende hissedeceksin. Ama kendine ve o potaya odaklandığında hepsini yeneceksin. Anlaştık mı? Okey, anlaştık. Şimdi bence bir teke tek de senin bir ifadeni alayım. Ondan sonra seni bir maça yollayalım. Ne dersin? Tamam. Güzel. Güzel. Harika. Bu da güzelmiş. Bunu alıyorum. Tamam mı? Kazanırsan senin. Hadi bakalım. Aydos yaparsın. Biliyoruz. Hepimiz seni destekliyoruz o yüzden. En büyük Aydos'umuzsun sen. En büyük Aydos'umuz. Hadi Aydos. 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 Hadi Aydos. Hadi. Hadi Aydos. Hadi. Aydos. En büyük Aydos. Bizim Aydos. Okey. Yes be. Aydos. Hadi Aydos. Hadi Aydos. Seni gidi seni. Hadi Aydos. Göster gidi. Yani bir ateş. Ne? Çocuk. Bu biç mi? Bacak arası yaptı. Ne alaka? Ne? Topu. Yaparsın baba. Yap. Hadi Aydos. Aydos.
Yakup Bey beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyorsunuz. Abi var ya, çözemediğim insanlar listemde number one. O zaman gelsenize bunları atabiliyorsan. Bizi çağırıyorlar. Hadi hadi gelin, gelin. Bizi. Yok arkada birini mi çağır? Bizi çağır. Gel gel. Gel. Arkadaşlar hadi gelin. Dörde dört. Dörde dört hadi. Ne? Sen al. Yapıyorsunuz. O, ne? Hukukumuzu göz ardı eder, sizi oyundan ihraç ederim. Hadi. Ateş bas. At, at, at. Kendini daha hazır hissediyor musun maça? Evet de yalnız biliyorsun maça senin de gelmen lazım. Bilmez miyim babacığın sevgili kuralları? Ama merak etme, kimseye söylemeyeceğiz. Kuralları da çiğnemeyeceğiz. Aynen öyle. Hadi, hadi. Hadi devam Sen et. Sen çalış bakalım. Ben şu an seni öpmek için kendimi çok zor tutuyorum. Öyle mi? Öpsene. Öpsene. Öyle mi? Neden nasılsın? Düşünmüyorum ya. Ne oldu? Oyun bitti mi? Ne? Oyun bitti mi? Ne yapıyorsun? Yok, devam ediyor. Son sayı ben küfe gireceğim. Sonra maça gideceğiz. Tamam. 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 Motive oldu. Ya ya ya. Şar şar şar. Turnike turnike çok yaşa. Hadi Aydın. Şar şar şar. Tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gülüyoruz. Moral bozmak yok. Hadi, gelin, gelin. Çok iyiydin, çok. Aslan, gayet iyiydin. Maçı kaybettik ama hiç problem yok. Sizin burada olup. Yani olmamız mükemmel. Yok, ben almayayım. Yani ben de henüz hazır değildim, o yüzden gel. Gel. Gel bakalım. Leyla, sen de ister misin biraz sen olmak? Yok, siz sarılın. Peki. Hadi sen giyin, bekliyoruz seni. Zaman varken akıl yoktur tatlım. O yüzden fazla düşünme. Kendini bana bırak. İyi misin? Hı? İyi misin? İyiyim. İyiyim, bir şey yok. Aferin kız Barış. Vallahi halledeceğiz ha bu işi. Gereksiz insan tanıdım fakat bu kadarı sahiden fazla. Meryem Hanım, ne yapıyorsunuz? Yani dikkat ediyorum, aynı yeri evet 1538. defadır siliyorsunuz. İşinizi düzgün yapın lütfen. Güvenlik görevlisinin kovulmuş olduğunu hatırlatmak isterim size. Aşırı haklısınız İlter Beyciğim. Tamam, ben hemen ilgileniyorum kendimle. Yok, kendinizle ilgilenmeyiniz. Jülide Hanım'ın tasarımları taşınıyor, onlara yardım ediniz lütfen. O telefon elden hiç düşmüyor. Dikkat, dikkat, yere değiyor. Sürünüyor, yerlere sürünüyor. Bu gamboşlarla olacak mı bilmiyorum. Biraz yukarı kaldırarak istirham ediyorum sizden. Acele edin, sallanmayınız. Evet, 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 evet. Biz düşsek yerlerde sürünsek üstümüze basıp geçerler. Şu elbiselerin maneviyatına insan olarak erişemedik. Ama ben sizi hep el üstünde taşırım. Bu evde de herkes birbirine aşık.
Kaçacağız. Ne işin var orada? Laf dinleme. Bu var ya, bu tam Şamşeydi bu. Füsun bunu aslında eğitin ajan diye. Çocuk işte. Bırak o da çocukluğunu yaşasın. Nerkes Hanım, bunlar son derece kıymetli fotoğraflar. Taranır taranmaz geri getirilmesini istirham ediyorum. Tabii. Monşe iyi dinleyin. Yoksa sizin... Yani öyle çok da korkacağım bir şey yokmuş. Çünkü çok iyi oynadın. Yani bunu hepimiz gördük. Sen basketbolda çok iyisin. Ya ben şimdi yalan söylemiyorum. Gaz da inanmıyor ama ben heyecanlanınca ya da korkunca biraz karnım ağrıyor. Bir de seni görünce... Ay dostcuğum, seni çok iyi anlıyorum. Zaten heyecanlanmak çok doğal bir duygu. Yani aynı zamanda çok güzel de. Ama yani şimdi nasıl anlatayım? Sen büyük abilerin gibi duygularının olduğunu göstermeye çalışıyor olabilir misin? Hı? Tamam, tabii ki senin duyguların var. Ama bunun için biraz erken. Ayrıca ben de ablan olarak seni çok seviyorum. Ve seni görünce ben de heyecanlanıyorum. Ben de gideyim bir idman yapayım o zaman. Bak bakalım bir. Birbirimizi anladık mı? Hadi çok... Berit'in yanındayım, Bilgin'e. Daha ne kadar böyle gizli gizli konuşmalar falan devam edecek? Gerçekten sıkıldım. Biraz daha sürecek ama çok değil, merak etme. Tamam, farkındasın değil mi? Tam liseliler gibi olduk. Evet, farkındayım. Sen bu arada Aydos'a nasıl ben senin ablamın dersin? Ay inanmıyorum, hemen gelip sana yetiştirdim ya. Yani tabii ki de söyleyecek. Çocuğun şimdi travması var, o su var. Onu halletmeye çalışıyoruz ve sen de gelip bunu mu söylersin? O kadar haklısın ki yani. Ama ben dedim sana yani. Ben böyleyim. Yıkarım, dağıtırım, bozarım. Neyse, sen ne bozarsan ben toparlarım, merak etme. Biz hallettik erkek erkeğe. Ha, hallettiniz yani. İyisiniz. Hem de erkek erkeğe. Hani ya, bu arada biz geçen akşam böyle yarım kalan bir şeyimiz vardı yani, yapacaktık ama bitiremedik. Onu bence bu akşam yapsak mı? Anlamadım, neyi? Yani şey, Barkı Vizyon'dan çocuklarla bir film izleyecektik, sonra ben bir hata yaptım. Ha, Bige'ye gitmiştin, hatırladım. Evet, neyse, onu telafi etmek için bence bu akşam onu hallederim. Yani çocuklarla hep birlikte bir şey izleriz. Sen de filmi seçersin, ne dersin? Olur. Olur. Aa! Ya sen... Sen beni mi taklit ediyorsun? Sen beni mi taklit ediyorsun bakayım sen? Sen sıkıldıysan oyun oynayalım mı? O zaman geldim, bekle. Evet. Bu akşam hangi filmi izlemek istersin Berit'ciğim? Peki yine süslenecek miyiz? Ya ben senden film adı bekliyordum. Yani böyle bir cevap beklemiyordum ikincime. Hayır, süslenmeyeceğiz. Çünkü bu bir parti değil. Bu bir film gecesi. Sen çok güzelsin Leyla. Kolen de çok güzel. Kolyeni takabilir miyim? Sen beni burada bekle, tamam mı küçüğüm? Tamam. Anne.
Ağlıyor musun sen? Aklıma bir şey geldi ama şimdi geçti. Ben de büyüyünce senin gibi güzel olmak istiyorum. Güzel mi olmak istiyorsun sen? Bence sen benden çok daha güzel olacaksın. Küçüğüm. Aydos, yavaş ye, şunu boğulacaksın. Biraz yavaş, evet. Ya bak, bulaşma bana. Aşk acısı çekiyorum. Ha. Bu yeni hayatımın ilk günü. Aşk acısı. Vay vay vay, hazırlıklar tamam. Müthiş. Tamam. Hı? Güzel olmuş. Evet. Çok güzel olmuş. Yani ben filmi unutacaksın zannettim. Ama unutmadın. Yoksa içimde kalacaktı. Bence içine bir şeyler atma. Söyle. Öyle mi? Hı. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Acaba filmden sonra... Yani kısa bir film, senle ben... Bakarız, ben bir çocukları yatırırım buna göre. Tamam. Tamam, yaparız. Eğlenceli olur. Ne yapıyorsunuz siz orada, pıtırcıklar? Pıtırcıklar. Senin ağzın mı dolu? Aşkım, biz seninle ne konuştuk? Böyle biz konuşurken sessiz sessiz gelmek yoktu ya hani, hatırladın mı? Ne yapayım, hoşuma gidiyor. Şuna gidiyor, o zaman... Tamam, sen hadi film başlayacak, sen, hadi. Abinle ablanın yanına git, biz de geliyoruz. Hadi ama ya, film başlıyor. Mısır mısırlar var. Bitti. Merak etme, burada daha var. Al. Al bakalım. Tik tak, tik tak. Zaman doldu. Ha. Kül kedisi. Hadi. Geldim. Aydos. Hadi başlat. Küsün mü? Ne? Yo. Yarınki eventle alakalı. Ne alaka Füsun? Şey, hani böyle geceleri rahatsız etmeyi seviyor ya kendisi, o yüzden sordum. Öyle mi? Öyle, biliyorsun. Tamam. Biraz genç değil mi bu filmi izlemek için? Çocuklar var. Tamam, bunu diyorum zaten, çocuklar var. Ne izliyorlar? Sen bugün kelime takılıyorsun. Hala? Hala? Şu hediyelere yardım etseydin. Hadi. Of, olma ya. Ay, ay, ay çocuklar, tebrikler, kazanmışsınız. Ay ne kadar mutlu oldum, anlatamam size. Hala, yalnız biz maçı kaybettik. Ay, önemli değil canım. Sen de aşkla kazanırsın. Onda da kaybettik. Hayatım, sen gümüş kaşıkla doğdun. Senin öyle kaybetmek gibi bir durumun olamaz. Hayat bize zor değil.
başkalarına zor. Çocuklar. Ay sürpriz. Maydanozcuğum. Tebrikler. Yalnız abi hani maçı kaybettiğimiz için. Maç olsun canım. Ne önemi var maçın? Kazanmak da var, kaybetmek de var. Değil mi Aydoz? Ha? Evet. Önemli olan senin o sahaya çıkıp mücadele etmen. Tamam, sana tebrikler. Bla 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 bla. Ateşciğim, sen bakıyorum çocukların gözünü boyamaya çalışıyorsun ha? Böyle film izlemeler falan. Ya, ama biraz... yemezler canım. Ya öyle mi? Bunu yemezler de onu mu yiyecekler? Getirdiğin hediyeleri. Pardon, siz ne yapıyorsunuz burada? Ne demek o? Nasıl ne demek? Aile etkinliği değil mi bu? Biz de aileden olduğumuza göre. Burada aileden olmayanlar bile varken biz mi fazla geldik? Fakat ben sizi çağırdığımı hatırlamıyorum. Hani ev benim ya. Yani sanki biraz haklı. Ne? Haklı yani. Cevabınızı da aldınız. Uykum geldi benim. Berit'ciğim gel hadi ben seni yatırayım. Aa yok yok Ilgaz'cığım. Hayatım sen hadi kardeşlerini al. Uyku saati çocukların. Hadi Aydoz'cuğum birlikte. Hadi gel ablacığım. Benim Leyla ile konuşmam gereken önemli bir konu var. Pardon anlamadım. Leyla ile ne konuşacaksın? Ah bizim şöyle çocuklarla ilgili sormam gereken bazı durumlar var. Onu konuşacaktık. Hı, çocuklarla ilgili. O zaman benimle konuşabilirsin. Bakıcı ya hani. Evet, Füsun Hanım çocuklarla ilgili benimle direkt kontak kurmak istedi o yüzden. Hı. O zaman Umut da konuşacak galiba. Ah, Umut'cum. Ah, sen çocukları uyuyana kadar hediyeleri falan açarsınız. Sonra birlikte çıkarız. Hadi. Tabii, hadi. Hadi canım, hadi. Arabada buluşuruz. Tamam. O zaman bir